Evvalı o greca, güç bir atın, ser sera, ser çavar atın. Hem ne liyak evan salonu küçükün, ne ez bavarım, peşaroj hey ecmere. Türkçe'ye dönüyorum, herkesin anlaması için. Mikrofonda yine problem var, ses. Değerli arkadaşlar, değerli yoldaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Aslında biz bu salonları hak eden bir siyasi çizgi değiliz. Ama emin olun, Kürdistan'ın ve Kürt halkının geleceğinin mayası şu anda bu salondadır. Kendinize güvenebilirsiniz, kendimize güvenebiliriz. Biz bağımsız sınıf siyaseti bakımından da sadece Türkiye sorununa değil, bütün Orta Doğu'daki sosyalist hareketlere örnek teşkil edebilecek bir çizgiyi temsil ediyoruz. Kendinize güvenebilirsiniz. Yarın biz bu salonlara sığmayacağız. Buna emin olabilirsiniz. Şimdi Merkez Yürütme Kurulu'nun hazırladığı çalışma raporunu okuyacağım. ÖSP 1. Olağan Kongresi iradesine. Değerli yoldaşlar, hepinizi ÖSP MYK adına sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Öncelikle 1. Kuruluş Kongremizin belirlenen hedefler doğrultusunda başarıyla sonuçlanmasını diliyoruz. 21 Aralık 2011'de İçişleri Bakanlığı'na yapılan başvuru ile Özgürlük ve Sosyalizm Partisi'nin resmi kuruluş süreci de başlamış oldu. Aşağıdaki raporla parti kuruluşundan bu yana geçen 2 yıllık sürede politik ve örgütsel olarak hedeflediklerimiz, başardıklarımız ve başaramadıklarımızın özetini size sunacağız. Geçmişin özet sunumunu yaparken geleceğe dönük yapacaklarımızı da ana hatlarıyla özetleyeceğiz. Yoldaşlar, dün ÜSEP'yi kurarken zor ama tarihi bir adım attığımızın bilincindeydik. Daha ilk günden bir dizi güçlüğün bilinciyle yola çıktık. Fakat tüm güçlüklere rağmen bizler arkamıza bakmadan yürüyecektik, öyle de yaptık. Gerçekten de birden fazla güçlükle karşılaştık, ancak attığımız adımın hem tarihi önemine hem de güncel gerekliliğine olan inancımızı koruduğumuzdan dolayı güçlüklerle kararlılıkla mücadele ettik, ediyoruz. Her şeye rağmen ÖSP 1. Genel Kurulu'nu gerçekleştirdik, bunu önemsiyoruz. Öncelikle reel sosyalizmin yeni denilebilecek yakın bir tarihte yıkılmış olması, rüzgarın küresel çapta sağdan esmesi, Kürdistan'da yeni kurulacak bir komünist parti için başlıca dezavantajlardan biriydi. Dünyada komünizmden kaçışın hızlandığı ve kurulu komünist partilerin peş peşe yeni sosyal demokrat hareket ya da partilere dönüştüğü, Kürdistan'da da eskiden Marksistlik iddiasında olup sosyalizmi savunan parti ve örgütlerimizin biz hariç tamamının sosyalizm ile yollarını ayırmaya ve bayraklarının üzerindeki orak çekici söküp atma yarışına girdiği bir evrede biz ÖSP'nin kuruluşunu ilan ediyorduk. Yani küresel olduğu kadar ülkesel zeminde de rüzgarın sosyalizm aleyhine güçlü estiği bir süreçte biz sosyalizm bayrağını Başat Ulusal Özgürlük Mücadelesi'yle birlikte taşımaya kararlıydık. Güçlüklerimizin başında bu durum geliyordu ki halen tam olarak aşılabilmiş değil bu güçlük. Belirttiğimiz bu süreçte Kuzey Kürdistanlı ulusal partilerimizin tümü ağız birliği yapmışçasına ayrıca bir sosyalist partiye gerek yok. Zaten bizim saflarımızda sosyalistler de var. Gelin birlikte çalışalım ya da hele önce memleket kurtulsun, o zaman herkes kendi partisini kurar gerekçeleriyle parti kurmamıza karşı oldular. Kürdistan'da bunları bizlere söyleyen kadrolar çok yakın tarihin sosyalizm iddiasındaki partilerin kadrolarıydı. Dışarıdan gelen karşıt basınç bununla sınırlı değil. Türkiye Sosyalist Hareketi'nden de Kürdistan'da ayrı komünist parti kurmak milliyetçiliktir basıncı ile yüzleştik ki halen ÖSP'yi Kürdistan'ın komünist partisi olarak tanımak istemiyorlar. Bu ikili basınca rağmen ÖSP, Kuzey Kürdistan siyasetinde sosyalist parti olarak kendini kabul ettirdi. Bu arada olumlu bir gelişme olarak Kürdistan'ı Ulusal Demokratik Parti ve örgütlerimiz yeri geldiğinde bizim de komünist partimiz var, bu parti ÖSP'dir deme noktasına geldiler. Her alanda olduğu gibi bu alanda da yapamadıklarımız yaptıklarımızdan daha fazla. Gerek Kürdistan Ulusal Demokratik Hareketi saflarında sosyalist kimliğiyle yer edinmesinde, gerekse Türkiye Sosyalist Hareketi ile internasyonal ilişkilerin kurulmasında kimse ÖSP'ye bir şey bahşetmeyecek.
ÖSP bunları kendi mücadelesiyle kazanacaktır. Yoldaşlar, gerek merkezi gerekse yerel düzeyde dışımızdaki devrimci siyasi yapılarla ve yer aldıkları platformlarla ilişkilerimiz zayıftır. Bu alandaki sorunları önümüzdeki süreçte aşmalıyız. Bu sorun zaman zaman merkez ve il yürütmelerimizde de ele alındı, ancak kalıcı çözümler üretilemedi. Küresel düzlemde ve özelde de bulunduğumuz bölgede meydanların hareketlendiğini, sokakların ısındığını ve sokak siyaset ilişkisinin güçleneceğini göz önünde bulundurarak bu alandaki sorunumuzu zaman geçirmeden çözmemiz gerekiyor. Somutta da dışımızdaki yurtsever devrimci sosyalist parti ve yapılarla ilişkilerimizin geliştirilmesi ve devam eden bazı ortak platformlarda ÖSP olarak yer almak için çaba harcamalıyız. Dünya Komünist Hareketi ile Enternasyonal İlişkiler, Kürdistan parçalarında Komünistler Arası İlişkiler ve Ahmet Konferansı. Yoldaşlar, dünya ve bölge komünist hareketiyle ilişkilerimiz hali hazırda zayıf. Bunun birinci nedeni yeni kurulmuş bir parti olmamızdır. İkincisi, var olan kimi ilişkilerimizle derli toplu değerlendiremedik. Bu alanda da yapacaklarımız var. Önümüzdeki ikinci kongreye kadar yurt dışında parti meclisine alacağımız kadrolar ve açacağımız temsilcilikler üzerinden enternasyonal ilişkilerin kurulmasında yeni adımlar atmalıyız. Kürdistan'ın diğer parçalarındaki komünist sosyalist yapılarla ilişkilerin kurulmasında da yapmamız gerekenleri yapamadık. Kürdistan'ın dört parçasında komünist hareketlerin bölgesel gelişmelere bakışını, farklı bakışların ortaklaşmasını ve farklı parçalardaki komünist hareketler arasında ilişkilerin gelişmesini konu alan bir konferans, ÖSP olarak 22 Aralık 2012'de Ahmet'te düzenledik. Daha önce de Kürdistan Komünist Partisi Irak'ın Hewler'de düzenlediği Kürdistanlı Sol Komünist Parti ve Örgütler Konferansı'na katılmıştır. Açılış konuşmalarının ardından Fuat Ünen'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde panelistler Özgürlük ve Sosyalizm Partisi Genel Başkanı Sinan Çiftyürek, Kürdistan Komünist Partisi Irak Merkez Komite Üyesi Sadık Ahmet Kerim, Suriye Kürtleri Demokratik Birlik Partisi Politik Büro Üyesi Zerdeş Muhammed ile İran Komünist Partisi Kürdistan Organizasyonu Komala, Yurtdışı Sorumlusu Hasan Şemsi, Kürdistan ve Orta Doğu'daki gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundular. Panel sonrası dört partinin temsilcileri toplantıların benzer bileşenle devamında ittifak ettiler. Sol ve komünist partiler ile bağımsız şahsiyetler bundan böyle belli aralıklara geniş toplantıların yapılması için çalışma iradelerini beyan ettiler. Diğer bir konuya geçiyorum yoldaşlar. Ulusal Demokratik Birlik ve ÖSP'nin rolü. Bu alanda peş peşe denilebilecek üç önemli toplantı yapıldı. 17-18 Eylül 2011'de Diyarbakır'da Kuzey Kürdistan Konferansı. 9 Mart 2012'de Diyarbakır'da Ortak Akıl Toplantısı. Ve 15-16 Haziran'da Diyarbakır'da Kuzey Kürdistan Birlik ve Çözüm Konferansı. Bu konferanslar ve varılan sonuçlar önemliydi. Gerek siyaset kadrolarında ve gerekse halkta olumlu etkilerde bulundu. Ancak konferanslarda varılan sonuçların ortada kalması, olumsuzluğun da ötesinde ulusal birliğe olan güvensizliği besledi. Belirttiğimiz üç konferansta da ortaklaşılan sonuçlar ve varılan kararlar ileri ve önemliydi. İlk iki konferansın sonuçlarının ortada kalması gibi bu son konferansla varılan sonuçların da ortada kalma ihtimali var. Konferans sonuç bildirisiyle Birlik ve Çözüm Komitesi oluşturuldu. Toplantılar yapıldı. Ancak belirsizlik devam ediyor. Zira BDP gerek pratik sorunlarda gerekse yaklaşan yerel seçimlerde birlik varmış haliyle davranmıyor.